Fakat Allah'a kurban olayım, nasip oldu, yaptım, yoksa benim öyle ahim şahim bir ustalığım da yok. Fakat çalışınca... O Cennet Pekin Efendi'nin divasını çoğaldım canım. Reis de gelseydi ama işim vardı. Reis de Atanya'ya uğralar. Boyasını biraz evvel bitirdim. Bir sakalı şerif kutusu yapmamı rica ettiler. Bir hafta evvel geldiler. Sakalı şerifi getirdiler. Ölçülerini aldım. Bir haftadır bu kutuyla uğraşıyorum. Sakalı şerif kutusuyla uğraşıyorum. Son verniğini de bugün vurdum. Yarın gönderirim inşallah. Evet. Sakalı şerifi kutunun içerisine koyup boyası tam kuruduktan sonra yarın göndereceğim inşallah. Müftüye telefon açacağım. Hocayla gelip alacaklar canım. Özellikle sizden istediler yapılmasını. Evet. Var gurumda daha evvel yapılmış kutular var ama onu beğenmemişler. Benim yapmamı arzu ettiler. Şükür ben de yaptım canım. Bayramlarda sakalı şerifi kutunun içerisinden çıkartmadan ziyaret edilecek canım. Şimdi dışarıda olduğuna bakma, ben şey yaptığım için, boyadığım için dışarıda. Dışarıda. Evet. Teslim edeceksiniz daha sonra. Dışarıda. Evet. Konuşalım. Evet canım. Yarın teslim edeceğim inşallah. Kutuyu atölyede özenle abdestli olarak her parçasını monte ettim canım. Ayna var. Sadece ayna koydum. Daha iyi, güzel görünsün diye. Hatta iki tarafına iki tane de gül koyacağım. İçerisine koyarken kutunun. Ceviz ağacından yapılmış. Tamamen ceviz ağacı canım. Başka hiçbir şey yok. Ve bu ceviz ağacının özelliğini de söyleyeyim. 150 yıllık ceviz ağacının kerestesi. Eski Amal ağaların diktiği cevizin kerestesi canım. 150 yıl. Çünkü bu rengi vermez. Genç olursa, 150 yıl olmasa bu rengi vermez. 1976'da atölye kurdum. O atölyeyi kurduktan sonra çokça kereste aldım. Ceviz kerestesi kıymetliydi o zaman. 25-30 metreküp kereste aldım. Zaman oldu. Bu ceviz kerestesiyle mahallemize iki tane camiye minver yaptım. Minverler de çok beğenildi. Türkiye'nin her tarafından teklif geldi. 29 tane minveri yaptım. 30. de başladım. Yarım elimde devam ediyorum. Bunların tamamını Allah rızası için, evet, hayrime, parasız olarak yaptım canım. Benim burada günüm şöyle geçiyor canım. Sabahleyin erkenden kalkıyorum. Kahvaltımı yaptıktan sonra atölyedeyim. Sanki bir memur beni bekliyormuş. Nerede kaldın devcesine. Bu şekilde çalışıyorum canım. Zaten öyle olmazsa bitmez bu işler. Çalışırken hiç yorulmuyorum canım. Boş durursam yoruluyorum. Her gün çalışıyorum canım.